Poyraz'la Batuhan'ın konseyde bir karşılıklı atışması var. Atasözleri havada uçuşuyor. Yani artık hayatımıza daha çok duymak isteriz. Atasözleri önemlidir ama böyle bir yerde değil. Bakalım nasıl atışmışlar, birbirlerine neler söylemişler Poyraz ve Batuhan. Performanslarını böyle kurtarmaya çalışıyorlar abi. Benim böyle bir derdim yok ki. Yemin ederim bana bir tane söyleyemezsiniz doğru abi. Sana bir kere ya, bir kere ya. Bana oyun sevincinden sonra Batuhan sen bana geldin. Aa böyle yaptın. O saatten sonra ben sana başladım emzik yapmaya diyebilir misin? Diyemezsin. Sana aynı şekilde diyemezsin. Kim başlattı bunu? Soru soru cevap vermem. Sen niye dedin diye sorsan tamam, cevap veremezsin. Abicim söz hakkı al. Kim senin başlattı yarım saat söz hakkı oluyor her seferinde. Sıkıntı yok işte. Bundan bahsediyorum. Susmuyorsun yani. Söz hakkı alacaksın ya sen de abicim. Söz hakkı almayacaksın. Burası konsey değil. Bana şunu söyleyin abi. Söylesinler. Benden yana onlara sevinç açısından, kelime açısından bir kere bir saygısızlığımı gördüler mi? Görmemişlerdi. Onlar başlattıysa haddini açtıkları yerde de ben haddini bildiririm burada. Bu kadar basit. Konuyu da kapatma taraftarı. Poyraz. Yani bu konu böyle kapanacak bir konu değil. Zaten açılan bir konu da değil. Öyle had bildirme, ya çamura gömme falan. Bir kere ne konuştuğunu bilerek konuş Batuhan. Ben tamam sabahtan beri ne konuştuğunu biliyorum zaten. Konuş. Onu anlatıyorum. Garanti sayılmış, çamura gömmemiş. Garanti sayıpsın sen benim. Devam et. Yani laflara bak Batuhan'cığım. Aç istatistiklere bak sen, tamam mı? Sen bebek sallayan adamsın. Turabi özentisi adamsın. Bana burada ben laf Turabi'nin hiçbir hiç Turabi özentisi değilim. Kafa bu hareketin nereden özendiğimi de sana söyleyeyim. Susar mısın? Karşılıklı konuşmuyoruz. Sus. Batuhan, Allah Allah. Konuşunca ben sana bir tane laf etmedim burada. Tamam, sus tamam, dinle o yüzden. Kusura bak. Bir saniye. Onlar, sen konuşurken bak, onlar müdahale ettiği zaman konuşayım diye ısrar ediyorsun. Özür dilerim. Orayı da bırak. Özür dilerim. Evet. Evet Poyraz. Benim bu beşik sallama hareketimde Turabi Murabi'den özentiyim. Ben bu hareketlerin hepsinde NBA özentisi diyebilirsin bunu. Bunda devam. Da bir yanlış yok. Bu hareketlerin hepsini ben NBA'de basketbol çok seviyorum. NBA'de takip ettiğim adamların hareketi. Bu da mesela Russell Westbrook'un hareketidir. Üstünden smaç bastıktan sonra adamın yapar bunu. Ben de senden sayı aldıktan sonra bunu yapıyorum. Daha da yapmaya devam edeceğim. İyileştikten sonra döneceğim, geleceğim. Sana garanti sayıları da her şeyi de göstereceğim. Aynen. Hiç merak etme. Senin sana karşı olan belki bu tepkimizin sebebi de senin aşırı sahte bir insan olman. Hadi oradan. İnanılmaz sahtesin. Yani yaptığın hareketler hepsi böyle çok yapmacıksın yani. Aleyna'ya samimiyetsiz ve yapmacık dedim ama Aleyna'dan çok daha samimiyetsiz, yapmacık ve sahtesin. Bu kadar yani. Yani şimdi bu sevinçleri konuşuyorlar eski de yani hani bu sevinci Tur abi de yapmış olabilir, Hakan da yapmış olabilir. Biz de bir yerden görüyoruz. Yani mesela ben ok atıyorum. Benim kimden babam gördün? Okçular Derneği Başkanı değil. Ya da kalkıp Moğolistan'da taklamakan çölünde atın üstünde gezmiyor yani. Hani ben de bir futbolcudan görmüştüm öyle bir şey yaptım mesela. Şimdi de şey yapıyor. O zaman ben de gideyim diyeyim ki Galatasaraylı Muhammed'e şeye bizim forvet Muhammed var mesela. İşte ne yapıyorsun? Bunu ben Survivor'da yapıyordum. Herife öyle bir şey mi diyeyim yani? Yanlış değil. Ya bu sevinç şeydir. Bence mesela Poyraz'ın bu hareketi evet NBA hareketi ama sen bunu sadece Batuhan'a yaptığın zaman bu bir bebek olayına bir gönderme de oluyor. Çünkü anlat bakalım da bile yapıyorsun. Tabii canım hani, onu direkt. Anlatabildim mi? Hani Poyraz bu noktada bunu savunmayacak. Evet. Batuhan burada yükselip yukarı şey çıkmakta çok haklı. Niye savunmayacak ki? Yani Batuhan çok fazla mızmızlanan bir diyor, kardeşimiz olduğu diyor. İçin. Hayır hayır. Çok fazla mızmızlandığı için Dora'yla Poyraz Batuhan'a bebek sevinci yapıyorlar. Çok mızmız yapıyorsun diye yani. O onların bakış açısı yani. Hareket de kesinlikle ve kesinlikle NBA'de NBA'yi izlediği için basketbol sever olduğu için oradaki herkes sevinçleri yapıyor. Herkes sevinci yapabilir zaten. Bu da öyle. Bu da öyle. Hep NBA'den geliyor bunlar. Anlat bakalım da normal mi? Anlat bakalım da normal mi sence? Kimse anlat bakalım da bu sevinç yapılamaz diyecek bir şeye sahip değil. Ne sen ne ben ne dünyadaki 7 milyar insanlar herhangi biri. O kadar açık ki tartışmaya. Ya tartışmaya açık o hareket ama yapılamaz mesela diyemez sen izlediğinde abi mesela içine siner hani bu içgüdüsel bir şeydir ya. Bana hani ben geldi. Senin mizah anlayışını zaten anlamıyorum ben ama güldüm. Hani bir enteresan bir noktadasın ama bana göre müsabakanın olmadığı yani hani o adrenalin olmadığı noktada bu sevinç yapmana gerek var mı? Tartışılır ama bana göre %90 yok. Bu tartışılacak bir mevzu değil ki Damla. Şunu demeye çalışıyorum. Ya acaba bu yapılmalı mıydı yapılmamalı mıydı? Bak ben geleceğim noktayı söyleyeyim sana. İkisi de her yani istediği zaten sevinci yapabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama karşı tarafı hani sen bir şeyler yapıyorsun okey. Karşı taraf bir şeyler yapıyor ama sürekli kalkıp da senin yaptığın her şey
mübah ama karşı taraf samimiyetsiz, işte şov yapıyor, saygısız falan filan olunca burada bir hop diyorsun. Hayır Mark'cığım, neden genel konuşuyorsun, örnek de geldi. Hangi lafı genel olarak zaten bahsediyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Poyraz yaptığı bütün sevinçlerde haklı ama karşı taraf bir şey yaptığında haksız oluyor ya. Saygısız oluyor, samimiyetsiz oluyor, şov yapıyor oluyor. Ben zaten mesela bunun adaletli olmadığını düşünüyorum. Yok, genel olarak şey yorumluyorum zaten konuyu. Orada Poyraz'ın tepkisi it ürür kervan yürür lafının saygısızca olduğunu söylüyor. Ki Hakan'a bana göre de hani ve birçok izleyiciye bence bir tık ağırdı. Oradaki evet, o tatlı şakalaşmanın giderek, bir tık üstüne düştü. Ben Batuhan'ın o konu yani genel olarak baktığımda Batuhan diyor ya Dora ben sana karşı bir şey yaptım mı yapmadım. Peki Poyraz sana karşı seni rencide edecek bir şey yaptım mı yapmadım. Herkes oyununu kazansın evet. Karşılıklı atışma olsun bu çok güzel bir evet. Şey. Ama günün sonunda birbirimize karşı hakaret içerikli ya da birbirimizi rencide edecek tavırlar ve davranışlar yapmayalım. Ben bu konudan dolayı rahatsız oluyorum. Mesela sana diyor ki bundan rahatsız oluyorum arkadaşım yapmazsan sevinirim. Tamam. Oyun alanında yaptın iyi güzel hoş tamam bunu devam ettireceksin. Ben NBA'de sevincim birisinden bunu alıntıladım ve bunu bu şekilde kullanmak istiyorum. Tamam belki yine bir şekilde anlayabilir ama emzik kısmına geçiyorsun. Anlat bakanı da yapıyorsun. Bu aslında hani... Bilerek yapılmış bir hareket oluyor ya. Anlat bakalım da bunu dememişti ama. Anlat bakalım da Batuhan'ınız rahatsız oluyorum falan abi. Bu konsey konuşmaları olmadı. Bak, ya, şu saatten, olmaz bak şu saatten sonra Batuhan orada haklı. Rahatsız oluyorum yapma. Yapmayacaksın o zaman. Başka sevinç bul. Şu saatten sonra anlat bakalım da Poyraz bunu yaparsa demin dedim ya bence komikte eleştirilecek bir tarafı yoktu. Batuhan'ın bu rahatsızlığını bence dile getirdikten ya. Sonra Poyraz bir daha anlat bakalım da bak. Yaparsa o zaman derim ki kardeşim adam sana rahatsız oluyorum dedi. Niye özellikle yapıyorsun? Hatalısın. O zaman derim. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu olayın özelinde düşünme. Ben genel baktığım zaman özellikle son zamanlarda Poyraz'da böyle karşı takımda ve karşı kendi takımında olup gruptakilere karşı hep bir yaftalama var böyle. Hep bilen kişi Poyraz. Kimse ondan evet. Daha saygılı değil. Belki de odur gerçekten kim de, abi. Kim, belki de gerçekten kim karar veriyor mesela? Kim karar veriyor? Bana göre değil abi. Belki de odur. Bana göre daha saygılı değil. Daha samimiyetli değil atıyorum. Onu? Bilmiyor işte kimse. O yüzden de eleştiriye tamam yani. Uğruyor zaten. Evet yani. Peki Poyraz neden son zamanlarda sadece Batuhan'la uğraşmaya başladı? Ben biraz daha bunu Aleyna'nın olayına bağlıyorum. Açıkçası. Aleyna'nın olayı bir. İkincisi evet. Batuhan'ın karşı tarafta güçlü bir figür olması. Üçüncü herkesten çok yani sesinin çıkması. Her söyleni desteklemek zorunda değil hiçbir takım. Yani Batuhan ya da Poyraz'ı tatmin etmek zorunda değil. Ya da işte benim söylediğim söz son sözdür. Olayı bence kesinlikle yanlış. Ama bunu desteklemeyen kimse olmadığı için bu sefer Poyraz'ın hedefine giriyor ve onunla yoğunlaşıyor enerjisi ve ilgilenmeye başlıyor. Ya Poyraz Batuhan'a gıcık oluyor zaten. Ama beni bu kadar yoğun değildi. O konseyden sonra başladı bu. Ben evet Doran... Batuhan böyle bir şey oldu mu dendi. Batuhan da bunu onaylamadıktan sonra evet. Batuhan'la uğraşmaya başladı. Ben Doran'ın hareketlerini biraz daha fazla buluyorum. Yani orada eleştirecek bir kişi varsa Dora Poyraz'dan daha çok eleştirilmeli. Evet. Çünkü sevinçlerde eleştiriyor karşı tarafı aynalarını kendi yapmış. Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'nu söz aldığında Aleyna Kalaycıoğlu'nu avukat anlatırken dedi. Sen onun avukatı mısın, klon evet. Musun diyor. Aynısını sen Poyraz'a yapıyorsun. 5 dakika sonra Poyraz'a anlatıyorsun. Kesmem gerekiyor yay saati çünkü. Ha.